Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Borsa her zaman dediğim gibi üst düzey finansal okuryazarlık gerektiren ekonomik bir alandır. Öyle kara düzen girilip de sürekli para kazanılacak bir yer değildir. İşin işleyişini, mantığını tam olarak çözemediğiniz zaman, öğrenemediğiniz zaman ayı piyasası yani düşüşler olduğu zaman boğa piyasası yani yükselişler olduğu zamanki kazandığınız paraları da kaybetme olasılığınız çok yüksek. Onun için arkadaşlar YouTube'da bir sürü insan var. Telegram'larda, WhatsApp'larda, Twitter'larda. Fakat bunlardan kimi takip edeceğiz? Ne yapacağız? Nasıl öğreneceğiz? İşte benim düşüncem burada kurumsal firmaların manipülasyona daha az açık oldukları, bireysel kişilerin manipülasyona daha yatkın oldukları yönündedir gözlemim. Yani bu kurumsal firmaların her dediği doğru çıkacak, her dediği %100 tutacak diye bir şey yok. Bu piyasalarda sonuçta herkes yanılıyor. Herkesin yanıldığı dönemler oluyor ama %60, 70, 80, 90 doğru çıkıyorsa başarı oranı da o oranda yüksek olur. Öbür türlü hani bir süre dediği doğru çıkan ama öyle bir an geliyor ki yukarıdan malı kitleyip gidiyor. Sana verdiği bütün karları da dolaylı yoldan geri alıyor. Böyle kişileri takip etmektense işte iş yatırım kurumsal bir kimliği var. Buradan çok video var. İstediğiniz kadar kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta bunlara yönelik isteklerde de bulunursunuz. Yani bir isteği niçin alacağız? Yükselme mantığı nedir? Gibi videoların altına yazarsanız ya da orada şeyiniz varsa, hesabınız varsa bu tür isteklerde bulunursanız eğitici videoları ön plana çıkaracaklarına inanıyorum. İşte bunlardan kurumsal olanlardan bir tanesi iş yatırım arkadaşlar. Güzel takipçisi de oluşmuş. 69 bine çıkmış. İyi işler yaparlarsa bu takipçi 600 bine de çıkar. Bu işte insanların onlara güvenmesi, onların işini iyi yapıp yaptığı rehberlikte insanları mutlu etmesine bağlıdır. Aynı şekilde Gedik Yatırım, onun da abone sayısı hızla artıyor. Bunlar günlük canlı yayınlar da yapıyor. Teknik analize göre de analizler yapıyorlar. Ancak videolara girip baktığımız zaman çok güzel temel analiz videoları da çektiler. Fakat yüzeysel kaldı. Dediğim gibi eğitime yönelik bak hızlı teknik analiz 7 Ekim. Bu şekilde hep teknik analizler var. Teknik analizden daha çok işin mantığına yönelik isteklerde bulunursanız videonun altına ya da kendilerine yatırımcı ilişkilerine bizzat iletirseniz eminim böyle mesela FAÜK nedir? Tek tek PD bölü DD nedir? Öz kaynak artışı nedir? Bunları işte bizim anlayacağımız şekilde hisseler üzerinde tek tek anlat derseniz sonuçta bunlar kurumsal firma. Bunlar işin içinden pişmiş gelmiş insanların çalıştığı yerler. Bunların anlatımı çok daha başarılı olur. Çok daha görsellerle birlikte desteklendiği için eğitici olur. Onun için arkadaşlar böyle kurumsal firmaları ya da işlem yaptığımız aracı kurumlardan eğitime yönelik neyin için yapıyoruz'a açıklayan videolara yönelik yani balık vermek değil de balık tutmasını öğretmeye yönelik isteklerde bulunursak onlar da müşteri çekmek için bu istekleri kırmayacaktır. Çok daha eğitici videolar çekeceklerdir. Forex Haber de arkadaşlar YouTube açmış yeni 243 video var ama çok bir takipçisi yok. Bu da değişik insanları konuşturarak video çekiyor. Şunu izledim, şunu izledim sabahleyin. Beğendim açıkçası. Siz de böyle kurumsal firmaları, çünkü kurumsal firmalar kısa süreli düşünmez. Yanlış yapmamaya çalışır. Geleceğe dönük mecburen doğru bilgiler vermek zorundalar. O yüzden bana göre bunların güvenilirliği çok daha yüksek.
Tabii ki araştırma yaptığınız hisseyle ilgili aracı kurumların raporlarını okuyabilirseniz çok daha iyi olur. Ama okuma özelliği olmayan bir toplum olduğumuz için o konu ileriki bir konu. Orada da dediğim gibi yani bir hisseye araştırma yapıyorsanız gelip ne diyeyim örnek şişe araştırma raporları derseniz şişe ile ilgili bakın halk yatırım analizi çıktı. İşte para borsa iş yatırım görüyorsunuz. Piyasa araştırma raporları bu şekilde hani hisselerin araştırma raporlarını okuyup firmanızı iyi tanırsanız ve iyi hani kılavuzu karga olanın burnu şeyden çıkmaz diyorlar ya tam tersi iyi bir kılavuzunuz varsa da sizi hedefinize götürür. O yüzden ciddi kurumlardan bilgi alınabilir ve özellikle firmanızla ilgili araştırma yaparken de dediğim gibi firmanızın adını ve araştırma raporları derseniz onunla ilgili istediğiniz kadar veriye YouTube'da ulaşırsınız. Bakın 4 milyon 300 bin veri çıkmış. Yani bunun yıllık faaliyet raporu bak Ak Yatırım, Ziraat Yatırım herkes şişeyle ilgili fikirlerini ne olacağını şişenin işleyişi ne iş yaptığıyla ilgili bu raporlarda fikirlerini belirtiyorlar. İşte şu gösterdiğim bilgi bile gerçekten büyük bir kıymete sahiptir. Bu şekilde firmanızı araştırarak, güvenerek alırsanız, portföy çeşitlemesi yaparsanız, kademeli alış satış yaparsanız borsada kaybetme olasılığınız düşer. Sürekli kazanma olasılığınız artar. Umarım faydalı bir video oldu. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.